İki miktarı ben bilmiyorum. Evet. Siz biliyor musunuz? O ama konuda beyana tabi. Yani beyana tabi oluyor. Teşekkürler, saygılar, hoşça kalın. İyi günler diliyoruz. İyi yayınlar. Ulaşçı müziğe ihtiyacımız var. Öyle para işlerine daldık ki kendimi böyle o şeyde Mickey Mouse'da bir Donald amca vardır. Böyle altınlarını sayar gözler varlar. Var yemez amca. Var yemez amca. Evet, müzik diyoruz. Bu şarkı da yönetmenimize gelsin o zaman. Sevgili Aslan. Kıymetini ben bilirim, kimseler bilmese de gözlerinden anlarım, bir melek var içinde. Kıymetini ben bilirim, kimseler bilmese de gözlerinden anlarım, bir melek var içinde. Sen dünyanın en güzel kadınısın, benim için sevgilim hayatın anlı mısın? Sen dünyanın en güzel kadınısın, benim için bir tanem hayatın anlı mısın? Sen dünyanın en güzel kadınısın, benim için sevgilim hayatın anlı mısın? Oh! Sözler anlatamaz kalbimdeki yerini, gözlerime bakanlar ne kadar sevdiğimi. Sözler anlatamaz kalbimdeki yerini, gözlerime bakanlar ne kadar sevdiğimi. Sen dünyanın en güzel kadınısın, benim için sevgilim hayatın anlı mısın? Oh, sen dünyanın en güzel kadınısın, benim için sevgilim hayatın anlı mısın? Sen dünyanın en güzel kadınısın, benim için bir tanem hayatın anlı mısın? Oh, sen dünyanın en güzel kadınısın, benim için sevgilim hayatın anlı mısın? Hayatın anlı mısın? Hayatın anlı mısın? Evet, bu parçada güzel yönetmenimiz Aslı Torpil'e Ulaş'tan hediyeydi.
Aslı şimdi acayip mutludur, uçuyordur. Şimdi cimicikler de uçacak, diğer kameralar da uçacak bu güzel iltifattan sonra. Efendim, telefonlar yine geliyor. Fransa'dan da bir izleyicimiz var, İdris Bey, ama biraz bekleyecek İdris Bey. Avrupa'da 7 gün ekibi, Ali Tarakçı genel temsilcimiz, Ali Tarakçı'nın önderliğinde Avusturya Başbakanı Werner Faymann'la bir röportaj yaptı. Röportaj çok uzun bir röportaj değil ama verilen mesajlar çok önemli. Avusturya'nın Sosyal Demokrat Başbakanı Werner Faymann, ülkedeki yabancıların ya da göçmenlerin Avusturyalılardan hiçbir farkı olmadığını çok özenle vurguladı. Hep birlikte izleyelim. Avusturya Başbakanı ve Avusturya Sosyal Demokrat Partisi SPÖ Genel Başkanı Werner Faymann'dan Avrupa'da 7 güne özel açıklamalar. Başbakan ilk kez Avrupa'da 7 güne konuştu. Avrupa'da 7 gün ekibiyle Salzburg'da bir araya gelen Başbakan Faymann, göçmen işçilerin eşitliği konusunda ekibimize çok önemli açıklamalarda bulundu. Also wichtig ist, dass Menschen im Mittelpunkt stehen, egal ob es den Arbeitsplatz geht, ob es die Wirtschaft geht, ob es soziale Maßnahmen geht. Wir leben in einer Krise, die dadurch herbeigeführt wurde. Bizim için önemli olan orta sınıftır. İster çalışan olsun, ister çalışmayan olsun. Bazıları küresel krizin reel sektörü vuracağına inanıyor. Ama biz daima hangi ülkeden gelirlerse gelsinler, çalışanların ve işçilerin yanında olacağız. Bizim ülkemizde herkes hangi kentimizde olursa olsun, ister Salzburg'da, ister başka bir şehirde olsun, daima iş ve yaşam koşulları açısından eşit olacak. Bizim için önemli olan insan olmalarıdır. Başbakan, göçmenler Avusturya vatandaşı olmadan da en azından eyalet seçimlerinde bile olsa oy kullanmak istiyor. Bu konuda çalışmalarınız olacak mı sorusunu şu şekilde yanıtladı. Bu konuyu eyalet meclislerinde tartışmak lazım. Şu an bu konuda bir yorum yapamam. Dediğim gibi benim için en önemlisi insanların aynı şartlarda ve kaliteli bir yaşam sürmesidir. Biz bunun için uğraş veriyoruz. Evet efendim, işte Avrupa'da 7 günün farkı bu. 2 sene önce de Avusturya Cumhurbaşkanı ile ben bir röportaj yapmıştım Dr. Heinz Fischer'le. Şimdi arkadaşlarımız Avusturya Başbakanı ile bu röportajı yaptı. Avrupa'nın neresinde olursa olsun Avrupa'da 7 gün ekibi gerektiği hallerde ülkelerin başbakanlarıyla, cumhurbaşkanlarıyla da bir araya geliyor ve sizlere yönelik sorular yöneltiyor. Şimdi dönelim para meselesine. Yine İdris Baldemir var Fransa'dan. İdris Bey merhaba. Merhaba efendim, hayırlı yayınlar. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Size de hayırlı günler. Hemen sorunuzu alalım. Sorum ticaret üzerine. Şöyle kurtuluş bir projem sorumu tabii. Tabii ki. Bu Fransa'dan yaptığım şirketimiz var. Fransa'dan elde ettiğimiz gelirle, şirketimizin kar payıyla tabii, Türkiye'ye yatırım yapıyoruz. Türkiye'den bina veya villa alıp yaptırıp satıyoruz. Şimdi bu paranın kaynağı tamamen Avrupa'dan geliyor. Fransa'dan şirketin elde ettiği kar payı. Yatırımları da Türkiye'ye yatırıyoruz. Ben bunları satıyorum. Türkiye'de sattığım an bu tabii hayli bir rakam topluyor. Bu rakamları ben Türkiye'de beyan söz konusu değil. Beyan zaten bankaya yatırıyoruz paraları. O kesinlikle beyanı vereceğiz. Sadece benim öğrenmek istediğim, ben bu elde edilen karlardan %5 devlete vergi ödeyeceğim mi? Efendim, bu anlattığınız konu sizin ticari kazancınız. Yani evet. Türkiye'de şirketiniz vasıtasıyla elde ettiğiniz bir ticari kazanç söz konusu. Avrupa'da şirketimiz, Türkiye'de değil. Şirketinizin merkezi Avrupa'da. Evet. Ama Türkiye'de ne yapıp satıyorsunuz? Villa yapıp satıyoruz. Efendim? Villa veya konut, iş yeri inşaatını yapıp satıyorsunuz. Yani Türkiye'de yapmış olduğunuz konut veya iş yerlerini satma nedeniyle elde ettiğiniz ticari kazancınız nedeniyle dar mükellef olarak Türkiye'de beyanname vermeniz gerekir. Yani onun kazancının Türkiye'de beyan edilmesi gerekir. Bizim anlattığımız konu
Türkiye'deki şirketinizin